Değerli izleyenlerim, bugünkü sohbetimizde Sorularla İslamiyet programında tevhid delilleri nelerdir? Bu konuda bazı değerlendirmelerde bulunmaya çalışacağız. Malum tevhid Allahu Teala'nın varlığını ve birliğini ifade ediyor. Allahu Teala'nın varlığı bir meseledir, birliği de bir başka meseledir. Kur'an-ı Kerim bize çok net bir şekilde şunu bildirmekte: لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا اٰلِهَا اِلَّا اللّٰهِ لَفَسَدَتَا. Eğer göklerde ve yerde birden başka ilah olsaydı, elbette gökler ve yer fesada giderdi. Yani göklerde ve yerde denge bozulurdu. Şu alemde görmüş olduğumuz mükemmellik, birlik, bütünlük, bu Allah'ın da bir olduğunu, bu kainatın tek elden çıktığını bize gösteriyor. İnsan belki de acaba birden başka olamaz mı? Bu noktaları tevehüm olarak, hayal olarak hatırından geçirebilir. Ama ayet-i kerime çok net bir şekilde bunu bize ifade etmiş. Birden başka ilah olsaydı göklerde ve yerde denge bozulurdu. Ve bu konuda yine Kur'an-ı Kerim'de şu manaya dikkat çekiliyor. Ben mana olarak aktarmaya çalışayım. Mesela bir insan var, bir köle. Ama çok efendileri var. Çok kişiler ona emrediyorlar. Şöyle yap, böyle yap. Her birinden bir emir geliyor. O zavallı köle kimin emrinde olacağını şaşırır. Biri gel derken diğeri git diyor. Biri al derken diğeri ver diyor söz gelimi. Böyle bir durumda o zavallı köle ne yapacağını şaşırır. Ama aynı köle tek efendinin emrinde olduğunda o zaman verilen emirleri düzgün bir şekilde uygular ve herhangi bir kaos, herhangi bir kargaşa olmaz. Bu son derece önemli bir noktadır. İşte bütün kainatta görülen birlik, beraberlik, düzen, nizam, intizam, bu gibi şeyler şu görmüş olduğumuz varlık aleminin tek elden çıktığını gösteriyor. Ve kainat zaten tam bir bütünlük arz ediyor. Bunu şöyle ifade etmeye çalışayım. Diyelim elimizde bir meyve var, elma gibi bir meyve. Bu elmayı yiyoruz. Bu elma elbette bir dala bağlı. Elma ağacının bir dalında. Ama o dal da bir gövdeye bağlı, elma ağacının gövdesine. Fakat elma ağacı muallakta durmuyor, boşlukta değil. O da toprağa bağlı. Ve sadece toprağa bağlı değil, havayla, suyla, güneşle alakası var. Bu durumda yemiş olduğumuz elmanın arka planında hem elma ağacı var, hem o elma ağacı ile alakalı hava, su, toprak, güneş, bütün bu unsurlar yer almakta. Dolayısıyla o elmayı bize kim verebilir? O elma ağacına sahip olan ve o elma ağacı ile alakalı hava, su, toprak, güneşe sahip olan bir kudret verebilir. Bir fabrika düşünelim, şeker fabrikası gibi büyük bir fabrika. Elimizdeki küçücük kesme şeker o büyük fabrikada meydana gelmiştir. Dolayısıyla fabrikanın tamamına sahip olmayan bir kudret öyle bir şekeri yapamaz. Bu tarzda baktığımızda kainatta tamamen tevhid görülüyor ve kainatın bir elden çıktığı görülüyor. Kainata başkasının müdahalesi yok. En fazla müdahale eden insandır ama insan da kainatta ancak bazı şekilleri tanzim edebiliyor. Yoktan yaratmak değil, Allah'ın yarattığı şeyler üzerinde insanlar bazı tasarruflarda bulunabiliyorlar. Ama aynı insan kendi vücuduna bile müdahale edemiyor. Diyelim yemeği yiyoruz ama gerisine karışamıyoruz. Ve tükürük bezlerinin harekete geçmesi, ardından midede salgının salgılanması ve bunun özümsenmesi, sindirilmesi derken ince bağırsaklar, kalın bağırsaklar ve kana karışıp bütün hücrelerimize gıda paketleri şeklinde bunların gönderilmesi, biz bunlara da karışamıyoruz. Yani her ne kadar dünyada bazı şeylere müdahale edebiliyorsak da kendi vücudumuza bile müdahalemiz yok. Bizim içimizde bizden başka bir zat tasarrufta bulunuyor. Kalp onun tasarrufunda, bizim isteğimizle çalışmıyor. Böbrekler onun tasarrufunda, böbreklerin nasıl faaliyet yaptığını bile bilmiyoruz. Kendi vücudumuzu bile biz idare edemezken elbette kainatta Allah'ın işine haşa
müdahale edecek bir güç ve kudrete sahip değiliz. Dolayısıyla demek ki alemde tasarrufta bulunan bir zat var ve Allah-u Teala bütün alemde hem zerrelerde hem kürelerde tasarrufta bulunuyor. Ve her şeyde bir birlik var. Kesretin, böyle çokluğun başlangıcı vahdet, neticesi de yine vahdet. Nasıl ki mesela bir ağacı düşünelim. Ağaç böyle dal budak salıyor, yapraklanıyor, çiçekleniyor, meyve veriyor. Ama bunun evvelinde bir çekirdek var. Ve bir tek çekirdekle bu işler yapılıyor. Neticesi de vahdet. Sonunda meyve meydana geliyor. O meyvenin içinde yine çekirdek var. İşte alemin başlangıcı Nur-u Muhammedi aleyhissalatü vesselam. Alemi bir ağaç gibi düşündüğümüzde Peygamber Efendimizin nuru buna bir mebde, başlangıç olmuş. Ve Allah-u Teala kainatı Nur-u Muhammedi'den yaratıyor ve kainatı devamlı genişletiyor. Zariyat suresinde geçen bir ayette Cenab-ı Hak şöyle bildirmekte: وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَ بِيَيْدٍ وَاِنَّا لَمُوسِعُونَ Semayı kudret eliyle biz bina ettik ve onu genişletmekteyiz. Bir çekirdeğin gittikçe büyümesi, bir ağaç haline gelmesi, dal budak salması gibi şu yaratılış ağacı da daima büyüyor ve daima dal budak salıyor ve ahirete doğru dalları eğilerek devam ediyor. İşte değerli izleyenlerim, bu manada baktığımızda kainatın başlangıcında vahdet var ve netice itibariyle yine bir vahdete doğru gidiyor. Demek ki bu alem tek bir elden çıkmış. Demek ki bu alemde başkasının tasarrufu, Allah'tan başkasının tasarrufu söz konusu değil. Allah-u Teala o sonsuz kudretiyle mesela güneş sistemini meydana getirmiş. Merkezde güneş, etrafta gezegenler. Ve gezegenler güneşin etrafında devamlı dönüyorlar. Allah-u Teala makro alemde yapmış olduğu bu modeli mikro alemde, küçükler dünyasında da aynen uygulamış ve uyguluyor. İşte diyelim ki atom, merkezde çekirdek, etrafta dönen elektronlar. Ve bu şekilde baktığımızda gerçekten de alemde tam bir birlik, tam bir bütünlük bulunmakta. Bir tanesi, Muhyiddin isminde bir tanesi, yazdığı şiirinde şöyle diyor: Muhyiddinem dervişem, Hakk'a gönül vermişem, 18 bin alemi bir zerrede görmüşem. Malum 18 bin alem derken bazı ehli tasavvuf özellikle alemlerin 18 bin alem olduğunu ifade etmişler. 18 bin alemden murat nedir? En azından bütün alemlerdir diyebiliriz. İlla 18 bin midir? Yoksa bu kesretten kinaye midir? Allahu alem bir sevap. Kesretten kinaye olarak değerlendirmek mümkün. Çünkü sema aleminde her bir yıldız bir alem olarak değerlendirilebilir. Her bir galaksi, yıldızlar topluluğu ayrıca bir alem olarak değerlendirilebilir. İşte Samanyolu galaksisi diyoruz. Samanyolu galaksisi gibi uzayda en az 100 milyar galaksiden söz ediliyor. Ve sadece Samanyolu galaksisinde 200 milyar yıldız olduğu söyleniyor. Dolayısıyla alem çok büyük ama o alem içinde Allah-u Teala bu kesret içinde vahdetini gösteriyor. İşte bu zat yazdığı şiirinde 18 bin alemi bir zerrede, bir atomda görmüşüm diyor. Yani atomu yaratan hangi kudretse bütün alemleri yaratan da odur. Ve yaratmak doğrudan doğruya Allah'a aittir. Allah'ın dışında bütün varlıklar mahluktur, yaratılmıştır. Yaratılmış olan bir şeyin elinden yaratma tarzında bir şeyin meydana gelmesi zaten mümkün değildir. Allah-u Teala alemi hem yaratmış hem de idare ediyor. Ve hem yaratmada şeriki yok hem de idarede şeriki yok. Bunun en güzel bir delili insandır. İnsan her ne kadar faili muhtar olsa da, bir takım faaliyetlerde bulunabilse de kendi vücudunun içine müdahale edemiyor. Demek ki Allah-u Teala insanın vücudunda da tasarrufta bulunuyor. Ayet-i kerimenin ifadesiyle وَنَحْنَ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Biz o insana şah damarından daha yakınız. Cenab-ı Hak böyle buyuruyor.
Bir başka programımızda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler diliyorum.